İnandığımız, iman ettiğimiz kitabı kerimimizde yüce Yaradan bize soru sorar. Allah kullarına soru soruyor. Haşa, cevabını bilmediği için sormuyor. Olayın içerisine müdahil olasın, muhatap olasın, özne olasın diye, ki edebiyatta buna istifham sanatı denilir. Yani cevabını bildiğin soruyu muhatabına sorarsın, o muhatap aslında o soruyu kendine sorsun. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu, وَلَا يَغْتَبْ بَعْدُكُمْ بَعْدًا, bazınız bazınızı çekiştirmesin, gıybetini yapmasın, arkasında dedikodu etmesin buyurur ve sonra şöyle bir soru sorar: اَيَّكُلَ لَحْمَ اَخِيهِمْ مَيْتًا, sizden biriniz ölmüş olan kardeşinizin etini yemeyi sever misiniz? Soru soruyor. Sizden biriniz ölmüş olan kardeşinizin gidip mezarını açıp elinize bıçağı alıp o mezardaki kokuşmuş olan o kardeşinizin bedeninden, etinden bir şeyler kesmek suretiyle yiyebilir misiniz? Allah soruyor. Sonra buyuruyor ki fekerihtumu, tiksindiniz değil mi? Çok iğrenç bir şey. O zaman şöyle soracaksın kendine şu soruyu: böyle bir iğrenç işi ben nasıl yapıyorum? Ya böyle bir iğrenç işi ben nasıl yapıyorum? Demek ki yüce Yaradan soru sorarken olay iyi anlayasınız diye meseleyi pekiştirmek adına muhatabı